Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu Hollanda profili çizimi. Gemi inşaatı sektöründe kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş Hollanda profili. Kısaca tanıyalım. En düşük ölçüsü 60'da vardır ama çok nadirdir. 80'den itibaren yoğun şekilde kullanılır. Özellikle 80-200 bandında yoğun şekilde kullanırız Hollanda profilini. 80, 100, 120, 340'a kadar 20-50 gider. Ondan sonra 30 ağırlığı olarak 430'a kadar en büyük ölçüsüne kavuşur. Buradaki T et kalınlığıdır. Yani örneğin biraz sonra çizeceğimiz 200'e 10 Hollanda profilinde arkadaşlar. A ölçüsü 200'dür. T ölçüsü 10'dur. Geri kalan kısmında buradan mesela B ölçüsü flanş dediğimiz ölçüdür. 38 mm'dir. R1, R2 yarı çapları 8 olacak. Ve bütün Hollanda profillerinde standart olarak verilen flanş eğim açısı 30 derecedir arkadaşlar. İçeriden 30, dışarıdan 150 olacak. Biraz sonra çizeceğiz. Bu kısmına bulb ismini veriyoruz. Zaten İngilizce de Hollanda profilinin bulb plate'dir arkadaşlar. Hazırsak başlayalım. Önce ayarlarımız. Polarımız hazır. Osmolarımız hazır. Sağ tıklayalım ve settings'e girelim. Endpoint, midpoint, center, intersection. Hepsinde her zaman orada kullandığımız 4 tane vazgeçilmez osmolarımız hazır. OK diyelim. Ve başlayalım arkadaşlar. Hemen line diyoruz. Ve 200 birim yüksekliğinde bir çizgi çizelim şöyle. Flanş ölçümüz 38'di hatırlarsak. 38, enter diyelim. Line komutundan çıkmadan. Ve bir miktar şöyle kafamıza göre dik bir çizgi çizelim ve çıkalım. Ondan sonra arkadaşlar buraya bir tane şuradaki R2 hatırlarsak eğer girelim tekrar düzeltiyorum R1. Buradaki R1 8'di. Buraya C enter, T enter deyip iki tane çizgiyi T et olarak işaretleyelim ve çıkan soruya 8 pardon tam işaretlememişiz. Özür dilerim. C enter, T enter 1 ikinci T et. Çıkan soruya 8 enter diyelim ve bu şekilde bir çember çizelim. İki çizgiye de teğet olsun ve flanş ölçüsünü bu şekilde yakalayalım. Ondan sonra line diyoruz, en kritik işlem. Shift sağ tık deyip tangent'a giriyoruz ve şurada saat 1-2 civarı istikametinden tıklayalım. Evet, uzunluk önemli değil. Et 50 olsun uzunluk. Küçüktür. 150. Niçin? Buradan arkadaşlar x artı yönünden 150 gelmemiz lazım ki şurayı 30 derece olarak yakalayabilelim. Hemen kontrol edelim. Angular diyelim ve şu iki çizgiyi tıkladığımızda 30 dereceyi vermesi lazım. Tamamdır. Devam ediyoruz. Yukarıdan et kalınlığını verelim. Line diyelim şöyle. 10. Enter. Ve uzunluk önemli değil. Şöyle dik yönde tıklayalım rastgele arkadaşlar ve F enter, R enter, 8 enter deyip şu iki çizgiyi şunu ve şunu bakın bu taraftan tıklarsanız olmaz. Bu taraftan yapmanız lazım. Tıklayalım ve tamamlayalım. Şu çizgiyle artık işimiz kalmadı. Delete diyelim. Ondan sonra trim deyip şurayı ve şu fazlalıkları atalım. Ondan sonra arkadaşlar gemi işçilik resmi olsun, proje resmi çizerken olsun bunları çoğu zaman böyle kopyalamak zorunda kalırız. Kopyalama işinde seçerken kolaylık olması açısından biz bunu polyline yapalım. PE Enter herhangi birisini tıklayalım. Enter diyelim ve Join'e tıklayalım. Hepsini birden seçelim. Enter ondan sonra bir Enter daha çünkü komuta devam etmeyeceğiz. Tıklayalım şöyle arkadaşlar. Evet. CTR1 diyelim. Bakın polyline oldu. Closed kısmı yes. Yani tamamen kapalı oldu. Açık yer yok. Burada araya kısmı kesit alanımızdır. Length de çevre uzunluğu. Çevre pek lazım olmaz ama araya bazen ağırlık hesabında başvururuz ama genelde tablolarda hazır olarak bulmak mümkün. Çok böyle CTR1'lerle uğraşmaya gerek yok ama böyle bir seçenek de var. Onu bilelim. CT1'i kapatalım arkadaşlar. Ondan sonra dimensionları yapıp ölçüleri bir kontrol edelim.
Lineer deyip şu 200'ü bir görelim. Evet. Bir enter daha. Aynı lineerce bu sefer onu görelim. Radyüz diyelim arkadaşlar. Şuradaki 8'lik R'leri görelim. Burası tamam. Son olarak lineer diyelim tekrar. Şuradaki endpoint'ten ve shift sağ tık diyelim. Kuadrant arkadaşlar. Saat 3 noktası ne kalmamız lazım? En dıştaki nokta olarak. Evet 38'de gördük. Tamamdır. Hollanda profilimiz tamamlanmıştır. Videomuz devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.